Buyurun efendim. Odama gelir misin? Geliyorum efendim. Ey gönlüm dağlarda, ey gönlüm dağlarda, ey gönlüm dağlarda. Gelin. Gidiyorsunuz. Evet, gidiyorum. Buyurun oturun. Dönmeyecek misiniz? Orası hiç belli olmuyor. Ama burayı size emanet edersem içim rahat giderim. Umarım dönmeme gerek kalmaz. Düşündünüz mü önerimi? Evet. En azından denemeye karar verdim. Sevindim. Müdürlüğe vekaleten atanma kararınız. Teşekkür ederim. Yarından itibaren bu oda sizin. Sizin yokluğunuza alışmak çok zor olacak. Size bir dizi görev bırakıyorum. En zorundan başlayalım mı? Baş gardiyanımız bir içeride bir dışarıda. Niye ne oldu Ekrem Bey? Ne demek ne oldu? Ben de baş gardiyanlık yaptım burada. Öyle aklımın estiği gibi girip çıkmadım. O mevki bir sorumluluk ister. İyi. Susun gözüm. Susun. Hepiniz susun. Ekrem Bey ile ilgili belgeler. Gerekli bütün belgeleri hazırladım. Hacer Akgüreğ'in ifadesi, ona dair kanıtlar, Veysel Karataş'ın durumu, hepsi içinde. Yine de sorun çıkaracaktır. Evet, biliyorum. Ben de bu yüzden Ekrem Bey'i görevden almadan gitmek istemedim buradan. Anlıyorum. Fakat sonra düşündüm ki buradaki görevinize herkesin nefretini kazanmış birinden kurtularak başlamak size artı puan kazandıracaktır. Güveniniz için teşekkür ederim. Kevser sizinle gurur duyacak. Baş gardiyan olarak kiminle çalışmak istersiniz? Sema Hanım olabilir mi? Uygundur. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Bu yeni durumu ne zaman açıklayabilirim? Hemen şimdi. Kevser'e müjdeyi vererek başlayabilirsiniz. Yalnız Savcı Hanım'ın açığa alındığını, benim gideceğimi söylemeyin henüz. Tabii efendim. Thank you.
Bir dokunayım mı? Ah, öyle her önüne gelen dokunmaz gelinliğe. Uğur kaçar. Kapat kapağını Kevser şunu. Ay Kemal Bey, vallahi şahane bir gelinlik seçmişsin ha. Beğendin mi Kevser? Çok. Ay demediydin bana gelinlik falan alacağım diye. Sürpriz olsun istedim. Hani beğenmezsen geri getiririm diye bir iki gün önceden getirdim. Sağ ol ya. Ay hadi hanımlar, dağılın işinize. Bir haberim daha var sana. Ne? Ahmet Bey müdürlüğe atadı beni. Aa. Ne oldu? Söyleyeyim mi? Ya sonra söyle istersen. Yarın başlayacağım göreve. Ay. Ay ben şimdi müdür karısı mı olacağım? Terfi ediyoruz beraberce. Ahmet Bey de gelip bu masaya oturdu. Ha. Kulağımı çınlattın mı bari? Gelir gelmesem de. Daha ben senin notu vermeden. Ne yaptın notu verince? Sevindi. Bir de ablanın parasının sakıncası yoksa siz verebilir misiniz diye sordum. O mu götürdü? O götürdü. Vay be. Hiç çaktırmıyor ama. Ne cesareti var bu adamda. Çay nereye kadar? Ha, tezgah altı muhabbetine geçmek istiyorsan açık açık söyle. Tezgah altı muhabbetinin hastasıyım. Ha? Sorun olmaz değil mi? Ha yok. Yabancı değil o. İçeriden yeni çıktı. Şimdilik takılıyor burada öyle. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Getiriyorum. Ya getir o zaman, ne yapalım? Beklememişsin. Heh, bir modik geldi. Çok derin düşünüyordum. Öyle mi? Fark etmemişim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abi seninkini tazeliyorum. Tamam. Size de aynısından mı? Olur. Meze olarak ne yaptırayım? Çok kalmayacağız. Bir iki bir şey yeter. Perihan plaki yaptı. Daha ılık. Getireyim mi biraz? Getir bakalım. Nasıl kendisi? İyi. Çağırayım isterseniz. Sonra. Perihan içeriden çıkmış. Bizimkileri tanıyor mudur acaba? Zinet ablayı, Firdevs'i falan. Hı hı. Aynı koğuştaydılar. Beni ziyarete gelince ben de koğuşa girmesine izin verdim. En taze haberler onda yani. Öyle mi? Hepsini görmüştür o zaman. Zinet ve Firdevs'in dışında kimi tanıyorsun sen o koğuşta?
Anlamadım. Bu Beray var ya. Beray ha? Beray. İşin zor. Zor biliyorum. Ne o dağlar kızı?